bir kişinin kadın erkek yaptığı iş fetvaya uymuyorsa efendim onun manevi tarafı var. Manada böyle görüldü. Zuhurat böyle oldu. Keramet böyle gitti. Bana ne zuhuratından, bana ne kerametinden, bana ne rüyasından. Fetvayı bilirim ben. Kitap bir şeye onay vermiyorsa bütün dünya o şeyi rüyada, manada iyi görse gene o iyi değildir. İyiliğin, kötülüğün ölçüsü kitaptır. Fetvadır. Fıkıhtır. Bunu unutmayın. Ve onun için ey Müslümanlar, yapılan yanlışlara sessiz kalıyorsunuz. Bizim hacının, bizim hocanın efendim muhakkak bir bildiği vardır veyahut da biz şimdi ona bir şey dersek hocamızın gözünden düşeriz, hacımızın gözünden düşeriz. Hocamız bize kızar, hacımız bize küser, bizi kovar. Kovsa seni ne olur? Yani seni nesinden kovacak? Nesi var ki? Bir şeysi yok ki. Neden kovulmaktan korkuyorsun? Bir hırsızın yanında durmaktan, kovulmaktan mı korkuyorsun? Yarın ahirette onun yanında gösterilmemek isteyeceksin. Ama dünyada kimlerle işbirliği yaptıysan ahirette onların yanına koyacaklar seni. Onun için Estağfirullah ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnû me'assâdikîn. Bir manası da budur. Ey müminler, Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Sadık sözünde, özünde, işinde, gücünde sadık. İnsanlarla beraber ol. Çünkü sen kimle beraber isen onunla aynı muameleye tabi tutulacaksın. Aynı işlemi göreceksin. El meru ma men habbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.